Herkese yeni bir videodan merhaba. Bu video diğerlerinden farklı olarak biraz daha işinize yaramasını umduğum bir video. Çünkü gerçekten bu olayı yaşadıktan sonra inanılmaz mesaj aldım. Enfal neler yaptın, hani bizim de aklımızda olsun ya da kedim kayıp neler yapabilirim diye çok fazla mesaj aldım. İstiyorum ki işinize yarar bir içerik olsun. O yüzden Instagram'dan takip edenler biliyor. Şu içeriden şu sesleri çıkartan beyefendi evden kaçmıştı arkadaşlar. 5 günlük bir arabanın sonucunda bulduk. Bu arama sürecinden bahsedeceğim size. Dilerseniz önce nasıl kaybolduğundan bahsedeyim. Köpük. Neyse hiç problem değil. Dilediği kadar ses çıkartabilir, dilediği kadar koşabilir, dilediği kadar rahatsız edebilir beni. Biliyorsunuz biz Giresun'a taşındık arkadaşlar. Umut'un da 3 günlük tatili olacaktı. Biz de İstanbul'a gitme planı yaptık. Yani o 3 günü burada değerlendirmeyelim. İstanbul'da ailelerimizi görürüz vesaire diye. Ben 2 gün öncesinden gitmeye karar verdim. Dolayısıyla tatilimiz 5 güne çıktı. Şimdi bu 5 günde bir kediyi evde yalnız bırakmak olmaz. Burada köpüğe bakabilecek biri de yok, teslim edebileceğim. Dolayısıyla köpüğü de kendim götürmeye karar verdim. Umut kampa gitti. Ben de onunla birlikte İstanbul'a gittim ve Umut gelene kadar kendi evimde kaldım. Annemlerin evinde. Biliyorsunuz köpük zaten o evde büyüdü. Dolayısıyla o eve alışkın. Neyse 2 gün birlikte annemlerde kaldık. Ardından Umut gelince biz kendi evimize geçtik. Şimdi köpük o evi hiç bilmediği için, yani bizim evimizi hiç bilmediği için ben köpüğü farklı bir eve götürüp stres yaşamasını istemedim. Çünkü kedilerde şöyledir. Yaşadıkları herhangi bir stres sebep olur hastalıklarına. Ve kediler için yaşam alanlarının değişmesi gerçekten çok sıkıntı bir durum. Zaten Giresun'a geldi, bir ev değiştirdi. İstedim ki İstanbul'da kaldığında kendi büyüdüğü evde kalsın. En azından o evde ona ait izler var. Daha rahat olur, stressiz bir 2 gün geçirir diye düşündüm. Köpüğü annemlere emanet edip kendi evime geçtim. 2 gün orada kaldım. Arkadaşlar 2 günün sonunda eve döndüm. Köpüğü alıp Giresun'a geri döneceğiz. Köpük nerede? Köpük yok. O gece köpük evden kaçmış arkadaşlar. Bizimkiler de beni korkutmamak için gelir zannetmişler. Bahçede dolanıyordur zannetmişler. Bana haber vermemişler. Ben oradan bir 6-7 saat kaybettim. Ondan sonra tabii ben bunu duydum. Çıldırdım ve işte aramam o andan itibaren başladı. Neler yaptığımdan bahsedeceğim biraz da size. Arkadaşlar ilk önce köpüğün kendi tuvaletini, kumlarını ve dışkılarını evin, apartmanın köşelerine dağıttım. Yani neredeyse bütün apartman köşelerine dağıtmışımdır. Zaten ultra fazla yoktu, azıcık kalmıştı. Onların hepsini apartman köşelerine dağıttım. Ardından kum bitti ve benim kapının önüne kum koymam gerekiyordu. Bunu gerçekten yaptım. Giresun'a geldim. Giresun'dan köpüğün bütün kumunu alıp İstanbul'a geri döndüm. Bu sefer o kumu da bir kum kabına koyup kapının önüne bıraktım. Tam apartmanımızın önüne bıraktım. Çünkü bir de bu arada oyuncağını da aldım buradan. Tekrar onu da İstanbul'a götürdüm. Çünkü oyuncak ve kumu onun için en tanındık koku diyebilirim. Bir de size ait, yani sahibine ait bir eşyanın kokusu. Onunla da ilgili ne yaptığımı anlatacağım. Ardından arkadaşlar dur durak bilmeden her yeri aramaya başladım. Evin etrafındaki araba altı, çalılık araları, depolar, asla giremez dediğiniz yerler. Çünkü genelde yok ya bu kedi buraya giremez dediğiniz yerden çıkıyor. Köpük de öyle çıktı. Öyle bir yerden çıktı. Bu aramam gece gündüz devam etti. 5 gün boyunca belki de sadece böyle 1,5-2 saatlik uykularla duruyordum. Her ihtimale karşı, birinin görmüş olma ihtimaline karşı ilanlar bastırdım. Evin çevresine astım. Evin çevresi dediysem sadece kendi sokağıma değil, yan sokağa, yani bütün mahalleyi düşünebilirsiniz. Bütün mahalleye el ilanları astım. Köpüğün fotoğrafının bulunduğu. Hatta bu el ilanı bir noktada işe yaradı çünkü bir sokak ötedeki bir kuaför abla köpüğü görmüş mesela. Tabii ki yakalamamız için yeterli olmadı bu ama en azından görmüş ve bize haber vermişti. Belki sizin de hayvanınız Allah korusun kayıpsa birisinin görüp en azından size haber vermesine yarıyor. En azından uzakta olmadığını anlamış oluyorsunuz arkadaşlar. Her neyse, bu buraya asla girmez diyebileceğiniz yerlere bakın. Ben gecenin bir körü 2,5 saat boyunca, 2 gece mezarlığı bile aradım. Eğer gizlendiyse, çünkü bizim evin yakınında bir mezarlık var. Oraya da gitmiş olabilirdi, oraya da kaçmış olabilirdi. Mutlaka evinizin çevresinde kedi besleyen insanlara sorun. Onlar her kediyi görebiliyorlar. Mama koyulan yerlere bakın. Kediniz aç kalıp da oraya gidebilir. Yani bana bunlar söylendi ve ben bunları yaptım. Ve şunu söylemek istiyorum. Bunu gerçekten çok fazla söylediler bana ama o an
o kadar böyle bir korku dolu oluyor ki insan buna ihtimal veremiyor. Hep böyle uzak yerlere de gideyim, uzak yerlere de bakayım diye düşünüyor. Fakat bir kedi kaybolduğu zaman asla çok fazla uzaklaşmıyor. Ya kendi sokağınızda ya da arka sokağınızda bulabilirsiniz arkadaşlar kediyi. Ben 5 gün 5 gece aramama rağmen 6 apartman yanımda buldum. Yani 6 apartman yanımda bir otoparkta buldum. Apartmanın özel otoparkında. Şöyle oraya da baktım. Demek ki iyi bakamamışım. Çünkü demir bir kapısı vardı otoparkın ve içeriye kesinlikle giriş yoktu. Sızıntı gibi bir alt boşluğu vardı. Buradan giremez herhalde dedim. Oradan girmiş ve orada kalmış. Genelde kediler evden kaçtığı zaman her ne kadar arkadaş canlısı, her ne kadar korkusuz bir kedi olsa da dışarıya ilk çıktıkları zaman inanılmaz bir korkuyla bir yerlere sığınma ihtiyacı duyuyorlar. Hayatınızda köpük kadar arkadaş canlısı bir kedi daha görebilir misiniz bilmiyorum. Sokak köpeklerine bile oyun oynamak için yanaşan bir kedi. Bir kedi görsün camda ya da bahçede hemen onunla oynamak için ağlayan bir kedi. Fakat dışarı çıktığı zaman işler böyle yürümemiş. Bayağı dayak yemiş, bayağı yaralıydı, zor günler atlatmış belli. 5 günde yani inanılmaz kilo vermiş. Çok şükür şu anda bütün durumları toparladık, yaraları iyileşti, kilosunu geri kazanıyor. Fakat çok zor günler geçirmiş. Şunu size önermem lazım mutlaka. Kapının önüne tuvaletini bıraktığınız zaman üstüne koskoca harflerle lütfen atmayın diye bir not yazın. Ben yazmama rağmen benimkini çöpe atıp kutusunu çalmışlardı. Yani kumları çöpte, oyuncağını çöpte, kağıdı çöpte ve kutuyu da artık birisi çalmış herhalde çünkü çöpte yoktu. İnsanlar gerçekten bu durumlara karşı çok anlayışsız ve çok bencil. Kimse sizin hayvanınıza sizin kadar değer vermiyor. Dolayısıyla o kutuyu sürekli kontrol etmeniz lazım. Ben non-stop böyle yürüyor ve arıyor halinde olduğum için göz kulak olamadım kutuya ve kutuyu çalmışlardı. Bir tavsiyem daha olacak size. Bu da ben bir gün boyunca ayağımdan çıkartmadığım çorabımı hani gezdim dolandım ya bir gün boyunca ayağımdaydı çorap ve hani inanılmaz bir kokum sinmişti. O çorabı boyuna ve enine böyle uzun uzun ipler şeklinde keserek önümdeki sokağımızdaki bütün apartmanların önüne bağladım. Çaput gibi düşünebilirsiniz. Bu dilek ağaçlarına çaput bağlarlar ya öyle bağladım. O da benim kokumun yayılmasını sağladı. Şimdi eğer kediniz gelecekse, kediniz bu kokuları tanıyıp gelecekse bu ihtimaller çok işinize yarar. Ama ya kediniz gelmezse ihtimaline karşı sizin durdurak bilmeden ve asla vazgeçmeden o kediyi aramanız gerekiyor. Benim kedim gelmedi arkadaşlar. Ben kedimi kendim buldum 5 günün sonunda. Bir de gece sessiz olur gündüz aramayayım ya da gündüz ortaya çıkar gece aramayayım saklanır gece diye düşünmeyin arkadaşlar. Ben kedimi gündüz buldum. Herkes normalde gece karanlığında sessiz bir şekilde senin sesini duyabilecek bir şekilde ara dediler. Ben öyle de yaptım. Sabah da aradım ve ben kedimi gündüz buldum. O da herhalde ki mama aramaya çıkmıştı. Tam otoparktan çıkarken bulundu kedim. Öyle düşünün. Yani belli ki acıkınca dışarı çıkıp mama arıyor. Sonrasında tekrar oraya geri giriyor. Her neyse yaptıklarım bunlar arkadaşlar. Size tavsiyem durdurak bilmeden gece gündüz. Çok yorulursanız, ben de çok yoruldum. Hastaneye gidip serum yiyip tekrar aramaya devam ediyordum. Vücudum daha fazla direnç kaybetmesin diye. Çok yorulursanız dönüşümlü bir şekilde kuzeniniz, abiniz, bana abim, kuzenlerim ve bir takipçim olan, şu an çok yakın arkadaşım olan Büşra, diğer eski arkadaşım Bahar, bunlar bana çok yardımcı oldular. Dönüşümlü bir şekilde de arayabilirsiniz. Mutlaka gece elinizde bir fener olsun, çok iyi bir menzilli fener olsun. Gece arayışlarında çok işinize yarayabilir. Dediğim gibi yapmanız gereken tek şey vazgeçmemek. Vazgeçmeden, durdurak bilmeden gece gündüz aramak. Emin olun sizin sesinizi duyduktan sonra yanınıza gelecektir zaten. Köpük beni gördüğü zaman inanılmaz korkuyordu ve kafasını resmen yani içime soktu. Eminim ki 100 metre öteden ben köpük diye seslenseydim ve göz göze gelseydik o bana eminim ki gelirdi. O yüzden sizin sesinizle çağırmanız çok önemli. Siz olmadan bu iş olmaz. Kedinin tanıdığı biri olmadan bu iş olmaz arkadaşlar. Umarım böyle kötü şeyler yaşamazsınız. Allah bir daha bana yaşatmasın, kimseye yaşatmasın. Çok zor bir dönem ama atlattık. Eğer ki başınıza gelirse bu yöntemleri uygulayarak umarım kedinizi bulabilirsiniz. Dediğim gibi asla evin çevresinden uzaklaşmayın. Kediler uzaklaşmıyor çünkü. 3-5 apartman yanınıza, arka sokağınıza, ön sokağınıza bu çevreden asla uzaklaşmayın. Biri alıp götürmediği sürece kediniz sizin evinizin çevresinden ne olursa olsun ayrılmıyor. Bu zihninizde bir yerde mutlaka kalsın arama yaparken. Ve bunu tekrar tekrar söyleyeceğim. Vazgeçmeden arayın.
gece, gündüz, yoruldum demeden. Çünkü siz ben dinleneyim dediğiniz an bu kedi evin önünden bile geçebilir. O yüzden vazgeçmeden aramanızı tavsiye ediyorum. Ben öyle yaptım. Umarım bu video işinize yarar. Allah göstermesin. Umarım yaşamazsınız ama hayat bu. Belki de yaşıyorsunuzdur. Umarım bu video işinize yarar. Bu kadar yaşadıklarımı sizinle de paylaşmak istedim. Sorunlardan uzak bir hayatımızın, üzüntülerden uzak bir hayatımızın olması dileğiyle hepinizi çok seviyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Öpüyorum.